Muhterem seyirciler, hac vazifesi bildiğiniz gibi teksifi olarak insanın bütün mevcudiyetiyle kendisini Allah'a verdiği ilahi emirleri yapma konusunda bütün mevcudiyetiyle konsantre olduğu bir ibadettir. Bu bakımdan akla gelebilir ki hac esnasında herhangi bir şekilde dünyevi işlerle mesela ticaretle meşgul olmak caiz midir, değil midir diye insanın aklına bir şey gelebilir. Ve ilk bakışta insan bunun caiz olmayacağını zannedebilir de ama ayet-i kerimede bu husus açıklığa kavuşturulmuş ve Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. Estaizu billah, bismillah. Leysa aleykum cunahun en tebtegu fadlen min rabbikum. Rabbinizin fazlından, kereminden, ihsanından bir şeyler arzu etmeniz, talep etmeniz, size sizin için mahsurlu değildir, yasak değildir. Bu konuda size izin verilmiştir denmek isteniyor. Size bu konuda günah yoktur diyor Cenab-ı Hak. Yani ticaret yapabilirsiniz. Hac esnasında meşru alışverişte bulunabilirsiniz. Aldığınız bir malı başkasına satabilirsiniz. Hac esnasında size bu konuda ruhsat verilmiştir, izin verilmiştir buyuruyor Cenab-ı Hak. Ayet-i Kerime'de devamında şöyle deniliyor. فَاِذَا اَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ arafatin, اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ Arafat'tan ayrıldığınız haccın en önemli rükünlerinden birisi olan Arafat'taki vakfe vazifesini ve duasını tamamladıktan sonra vakfe mahalli olan Arafat'tan ayrılıp Müzderife'ye doğru yola çıktığınız zaman Allah'ı meş'ari haram denilen Müzderife'deki mübarek makamda ve mekanda Cenab-ı Hakk'ı zikrediniz. Allah'ı anınız buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve zikruhu kema hedakum. Allah sizi nasıl doğru yola rızasına uygun yola hidayete erdirdi. Size istikametinizi Cenab-ı Hak gösterdiyse işte onun gibi siz de Cenab-ı Hakk'ın bu hidayeti ihsanından dolayı size doğruyu göstermesinden dolayı Cenab-ı Hakk'ı zikrederek hayırla yad edin. Cenab-ı Hakk'a şükredin. Ve in kuntum min qablihi lemin Daha önce siz dalaletteydiniz bütün bunlardan. Allah'ın razı olduğu işlerden habersiz idiniz. Bütün bunları bilmiyordunuz. Bütün Allah'ın emrettiği vazifeleri, Allah'ın rızasına uygun tarzda nasıl yerine getireceğinizi, nerede ne yapacağınızı bilmiyordunuz. Ancak cahiliye devrinin bir takım kulaktan dolma bilgileriyle bir takım davranışlarda ve ibadetlerde bulunuyordunuz. Ama Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu İsabetli ve doğru olan hüküm işte size şimdi bildirilmiş oluyor buyuruyor Cenab-ı Sümme efidu min haythu efadan <Sessizlik> nâsü ve İnsanların Arafat'tan vakfe Müzdelife'ye, Müzdelife'den de Mine'ye doğru hareket ettikleri yerden siz de hareket ediniz. Arafat'tan ininiz Müzdelife'ye. Oradan da yine Mina'ya intikal ediniz buyuruyor Cenab-ı Sümme efidu min haythu efadan nasu ve estağfirullah ve Allahu Teala'ya istiğfar <laughs> edin. Burada efada yufidu tabiri kullanılıyor. Bu bir nevi mecazi bir ifade olarak telakki edilebilir. Feyazan kökünden geliyor. Suyun coşkunca akması, sel gibi böyle fışkırması ve adeta bendini yıkacakmış gibi güçlü bir şekilde akması manasında. Hac esnasındaki o muazzam insan kalabalığı da hakikaten suyun seylanı gibi, fezanı gibi etrafı kaplayarak adeta bir sel gibi akmaktadır. Bir nevi onu andıracak bir ifade olarak sümme efidu sonra ifade ediniz, gidiniz. Yani ininiz aşağı. Min efadan efadannâsü insanların e, gittikleri indikleri yerden siz de ininiz buyuruluyor. Evvela Arafat'tan Müzdelife'ye, Müzdelife'deki vakfeden sonra da fecirle birlikte yapılan vakfeden sonra sabah namazını eda ettikten sonra oradan da Mina'ya intikal ediliyor. İşte bu ifada oluyor. Sümme efidu min hayzu nasu ve estağfirullah ve Allahü Teala'dan mağfiret dileyiniz. İnna Allaha Gafurur Rahim. Allah şüphesiz çok bağışlayan ve affedendir. Rahmeti çok bol olan Kerim ve Rahim Allah'tır. Fe iza qadaytum Hac vazifelerinizi yerine getirdiğiniz takdirde hac esnasında yapmanız gereken görevleri yapınca fezkurullah'e Allah'ı zikrediniz. Allah anınız. Ke zikrikum ekum. Cahiliye döneminde size ihsanda bulunan babalarınızı, atalarınızı nasıl anıyorsanız Allah'ı da öyle anınız. Çünkü size Cenab-ı Hak çok büyük ihsanlarda bulunmuştur. Ev eşed de zikra. Hatta babalarınızı andığınızdan daha güçlü bir şekilde Allah'ı anınız. Allah'ın size olan rahmeti, ihsanı, lütfettiği bereket her şeyin fevkindedir, üstündedir. Allahü Teala'nın rızık ve nimetlerini düşünün ve onu zikrediniz, onu anınız buyuruyor Cenab-ı Hak. Tekbir ile Cenab-ı Hazretlerini tehlil ile anınız. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ İnsanlardan bir kısmı vardır ki Cenab-ı Hakk'a niyaz eder, yalvarır. Ya Rabbi bana dünyada şunları şunları ihsan et diye dünya iyilikleri ve nimetleri ister Cenab-ı Hak'tan. Bütün arzusu, bütün isteği dünya nimetlerinin ele geçmesine masruftur. O daima ona yönelmiştir. Sadece dünyadaki rahatlık ve huzuru ister dünyanın refahını, bereketini ister. Dünya nimetleriyle zihnini ve kalbini doldurmuştur. Bütün arzusu ve talebi dünyayı elde etmektir. Ama bunlar için ahirette nasip yoktur buyuruyor Cenab-ı Allah korusun. Ve ma fil ahireti min khalak. Böyle sadece dünyayı isteyen dünyadan başka, dünya menfaatinin dışında herhangi bir menfaat görmeyen kimseler, Yarın yevm kıyamette elleri boş kalacaktır Allah korusun. Onlar için ahirete bir nasip yoktur. Çünkü ahirete talip olmamışlardır. Onu arzu etmemişlerdir. Onu talep etmemişlerdir buyuruyor Cenab-ı Hak. İnsan arzu ettiği istediğine kavuşuyor. Ve minhum insanlardan bir kısmı da vardır ki men yekulu onlar derler ki Rabbena atina fi'd-dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Onlar hem dünya hayatı için isterler. Ya Rabbi dünyada iyilikler, güzellikler ihsan eyle. Ahirette de bize iyilikler, güzellikler ihsan eyle. Razı olduğun, hoşnut olduğun, beğendiğin nimetleri bize lütfet ya Rabbi. Dünyada da ahirette de bizlere ver ya Rabbi. Hem dünya için hem de ahiret için isterler. İşte mümin için Hayırlı olan da budur. Dünyası da mamur olsun, ahirette mamur olsun ister mümin. Ya Rabbi bizi cehennem azabından muhafaza et. Koru diyerek Allah'a dua eder, yalvarırlar. Cenab-ı Hakk'a böylece niyaz ederler. Cenab-ı Hakk'a böylece iltica ederler. O cehennem azabını düşünerek ondan korunmanın Ondan sakınmanın yollarını ararlar ve Allahü Teala'ya da öylece niyaz ederler, tasarru ederler. Ya Rabbi bizi ahiretteki o dehşetli cehennem azabından, ateş azabından bizi muhafaza et. Koru ya Rabbi diyerek, vikayı et diyerek Cenab-ı Hakk'a dua ederler insanlardan bir grubu da. İşte zımnen böylelerinden olmak müminlere, Müslümanlara telkin ediliyor. Mümin hem dünyasının hem de ahiretinin mamur olmasını isteyecek ve bunun yanında cehennem azabından Allah'ın kendisini korumasını talep edecektir. Ülâike lehum nasibun mimma kesebu. İşte kazandıklarından kendilere nasip olan, kendi kazançları elde edecekleri çok büyük kazançlar bulunan kimseler bunlardır. Onlar hakiki kazanca nail olacaklardır buyuruyor Cenab-ı Hak. Kazandıkları şeylerden nasibi olan, hazzı olan, payı olan bunlardır. Ahirette onların eli boş kalmayacaktır buyuruyor Cenab-ı Hak. Vallahu seri'ul hisab. İnsanların bu dünyada yaptıkları işlerin neticesini en süratli, en hızlı bir şekilde ortaya koyar Cenab-ı Hak. Onların hesabını en hızlı bir şekilde görür Cenab-ı Hak. İnsanlar dünyada yaptıkları işlerin neticelerini değerlendirmesini çok açık bir şekilde Allah tarafından önlerine koyulmuş, koyulmuş olarak bulacaklar ve onu müşahede edeceklerdir. Allah için insanların hesabını görmek, onların hayatlarında yaptıkları dünyadayken işledikleri amelleri değerlendirmek hiç de zaman alacak bir keyfiyet değildir. Cenab-ı Hak çok seri. Ve süratli bir şekilde onların bütün amellerini değerlendirir. Seri hesaptır Allah. Hesabı çok hızlı olandır.